Merhaba arkadaşlar, ben Codeignite hocası. Basitleştirilmiş Vue eğitimi ikinci dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde Vue.js üzerinde inputları nasıl kullanabiliyoruz? Form inputlarını. İşte bir select, radio buton, checkbox ile Vue.js'i nasıl etkileşimli hale getirebiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Bu ders biri böyle bırakalım. Şurada aşağıya alalım. Yeni bir komponent oluşturalım arkadaşlar. New file ders 2.view. Default template'imizi oluşturalım. App.js'e geliyorum. Mesela bunu da birinci ders olarak kaydedelim. Bunu ikinci ders olarak kaydedelim. Ders 2 diye kaydettim. Sonrasında geliyorum arkadaşlar. Burada example component yazan yere ikinci dersi çağırıyorum. Hemen bir görelim. Bir hatamız var mı? Çok güzel. Şimdi ders 2'ye geldik. Öncelikle bir div class container açalım. Güzel bir çalışma alanı oluşturalım kendimize. Content Center. Kart kullanabiliriz. Class callMD6. Card body içerisine yapımızı oluşturalım. Şuraya bir şeyler sallayalım, bir görelim. Evet. Şunu sadece card neler yapıyorum? Tamam. Çok pardon arkadaşlar, biraz saçmalamış olabilirim. Card header. Şurada da yazdık. Form işlemleri diyelim. Evet. Son olarak şurada callMD6'da margin top 5 versek. 10 var mıydı burada acaba? 10 yoktu diye hatırlıyorum. Evet. 5 iyidir. Evet. Şurada işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Hatta bunu biraz daha da büyütebilirim. İlk olarak arkadaşlar gene bir datamızı oluşturalım. Data diyorum. Hani burada zaten geliyor arkadaşlar. Pardon. Otomatik tamamlayıcı olarak direkt burada oluşturabiliriz ya da kendiniz de yazabilirsiniz. Ben genelde şu şekilde yazmayı seviyorum. Bir daha return yapmadan direkt burada da tanımlayabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Biz normalde bir input nasıl oluşturuyoruz? Hepimizin bildiği input class. Yazsak mı onu da? Yazalım. Form control, yani Bootstrap'tan bildiğimiz. Bir de type veriyoruz. Text diyoruz. Bu bize bir tane input oluşturuyor. Bildiğimiz Bootstrap input'u. Biz bunun içerisindeki içeriğe ulaşmak için ne yapıyoruz? Backend kısmında name tanımlıyoruz. Name'den ilgili veriye ulaşıyoruz. JavaScript kısmında arkadaşlar name kullanmak yok. Bunun için V model kullanıyoruz. Ve V model içerisine değişken adımızı yazıyoruz. Bir tane değişken oluşturalım. Mesela ne olsun? Name olsun. Name'i null yapıyorum. Ve buraya atıyorum arkadaşlar. Yani artık bu input'a girilen değeri
name'de yakalayabileceğim. Görebilmemiz için de gelelim üstünde name değişkenini ekrana basalım. Bakın şimdi buraya geliyorum. Herhangi bir tuşa basıyorum. Basar basmaz bastığım harfi burada görebiliyorum. Çünkü artık bakın V modelin işlevi bu. Input'ta girili olan yazıyı, içeriği neyse alıyor ve atamış olduğumuz değişkene aktarıyor arkadaşlar. Ben mesela burada name değil de mesela null değil de bir içerik girmiş olsaydım, bakın burada bir value atamışız gibi içerisinde girili olarak gelecektir arkadaşlar. Sildiğimizde de bakın aynı şekilde buradan kendini yok edecektir. Oldukça basit bir kullanımı bu noktada görebiliyoruz. Input için bu. Hatta eğer burası bir numbersa vModel.number diye hatırlıyorum. Evet. Number olarak atıyoruz. Tabii burada bir de tekstini number yapmamız lazım. Burayı da null yapalım. Evet bakın. Burada artık gördüğünüz gibi ben şu an mesela harflere basıyorum ama hiçbirini algılamıyor. E'yi tabii ki algılıyor bu şey. HTML'in bir özelliği. Onun dışında sadece sayı girebiliyoruz gibi özelliklerimiz var. Number dışında lazy metodu var arkadaşlar. Tekrardan teksti alalım. Lazy ise tam olarak şu. Hatta görerek anlamanız daha iyi olacak. Bakın şu an basıyorum. Lakin gördüğünüz gibi buraya hiçbir şey aktarmadı. Buradan elimi çektiğim anda, artık yazmayı bıraktığım anda buraya düşüyor arkadaşlar. Bunun olayı da bu. Yani lazy üstünde tembel mi anlamına geliyordu. Girdiğimiz datayı anlık olarak değil işlemimiz bittiği anda aktarıyor. Bunun da tabii kullanım alanları mevcut. İhtiyacımız olan yerlerde kullanacağız. Normalde lazy olmayan bir durumda nasıldı? Basar basmaz işlev alırken lazy eklediğimiz anda yazdığımızda görmüyoruz. Elimizi çektiğimizde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim farklı inputlarla, form elementleriyle örnekler yapalım. Şunu div class form group içine alayım. Label'ını da ekleyelim. Ad diyelim mesela. Şu şekilde zaten az önceki yaptığımız örnek başarılı şekilde çalışıyor. Şunu lazy'sini de kaldıralım. Şimdi yeni bir form grup ekliyorum. Biz niye bu kadar sanki form yapıyormuşuz gibi kastık ama bilmiyorum. Şey olsun. Select box kullanımı olsun. Şunu silelim. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Select'imi açtım. Class'ımızı gene verelim. Güzel gözüksün. Form control dedim. Sonra vModel diyoruz. Bunun ismi de select olsun. Ve select box'ımı oluşturuyorum. Select'imi de aynı şekilde null tanımlayabilirim. Şimdi geliyorum buraya. Birkaç tane option oluşturalım. Seçenek 1 ve seçenek 2 olsun. Hemen deneyelim. Evet çok güzel. Bakın select box'ımız geldi. Seçeneklerimiz de burada. Lakin bakın içi boş gözüküyor. Herhangi bir veri seçili değil. Çünkü şu an burada null var arkadaşlar. Ve bu option'larda da herhangi birinin value'su verilmediği için hiçbir şey seçili gelmiyor. Ya ben mesela şu an select'in içine
Seçenek 1 deseydim otomatikman bakın seçili olarak bana bunu gösterecekti arkadaşlar. İstersek option'ları da aynı şekilde değer atayabiliyoruz value'deki gibi. Yani ben birine 0, diğerine 1 diyebilirim. Sonra buraya gelip select'imin value'sini 1 yaparsam bakın otomatik olarak seçenek 2'yi seçili olarak getirecektir arkadaşlar. Mesela hani bu option'ların nasıl listeleyebiliriz? Mesela bir tane şey yapalım. Örnek olması açısından. Options isminde bir array oluşturalım. Ve şöyle yapalım. Name'i erkek, value'su 0, diğeri de kadın, value'su 1. Hatta bir dakika. Erkek 1, kadın 2 olsun. Bir tane daha oluşturalım. Artık her sitede belirtildiği üzere belirtmek istemiyorum seçeneği de koyalım. Cinsiyetini belirtmek istemeyenler de olabilir. İstemiyorum. Onun da value'su 0 olsun arkadaşlar. Bakın bir tane seçenek. Şöyle bir de güzelleştirelim. Hiç güzel olmadı. Böyle daha güzelmiş. Ve virgülümü de koyuyorum. Select box'ım için seçenekler oluşturdum arkadaşlar. Geliyorum bu seçenekleri burada listeleyelim. Çok basit. Diğer dersten öğrenmiş olduğumuz v4'u kullanacağız arkadaşlar. Geliyorum burada. Option'ımın içinde yine bir v4 döngüsü başlatıyorum. Yani bu kadar dönmesini istiyorum. Yani bu option'dan oluşsun. Neyi oluşturacağız arkadaşlar? Option diyelim. In options'tan alsın. Yani buradaki değişkenimizden alsın. Tabi burada gene bizden key istiyor. Option'ı alabilir. Tamam. Burada dönzerebiliriz arkadaşlar. Option'ın içerisindeki name'i ekrana basalım. Bakın, array'imin içerisindeki değişkenlerim, objelerim başarılı şekilde burada listelendi. Lakin benim select'imin value'su 1. Yani şu an erkeği seçili getirmesi lazım. Getirmiyor çünkü bu option'ların bir value'su seçili değil. Hemen value'sünü belirtelim. Dolar value, 2 nokta value diyorum. Ve parantezimi açıyorum. Burada da option'ın içerisindeki value'yu basıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi erkek seçili olarak geldi. Ne yaptık? Burada her bir option için value belirlemiştik. Bu value'yu burada option içerisinde belirttik. Tek farkımız iki nokta koymak oldu. Eğer burada iki nokta koymazsak arkadaşlar bunu bir string olarak algılar. Ama bu ne oluyor? Selector, attributes. Hani attributes'un başına iki nokta koyarsak bunun bir view değişkeni olduğunu algılıyor ve bunu bir view değişkeni olarak işliyor. Option içerisindeki value'yu aldı arkadaşlar. Bakın for'u burada başlattık. Hani aslında value önce geliyor ama bu kendi içerisinde sıraladığı için herhangi bir değişiklik yok. Burada başarılı şekilde listelemeyi gerçekleştirdik. Bakın şimdi ben burada gelip select box'ın içerisinde neydi değişkenimizin ismi? Modelimizin select'i. Select dersem arkadaşlar bakın 1 seçili, 0 yaptım 0 oldu. Kadın yaptım 2 oldu. Belirtmek istemiyorum 0. Başarılı şekilde gösterebiliyorum. Hatta ben şunu bile diyebilirim. Şunu şuradan kestim. Yani ben burada mesela seçtim ya. Bu seçtiğim dataya da ben buradan ulaşabilirim. Derim ki mesela
Options'ın find mıydı? Find diye hatırlıyorum. Item nokta value eşittir options'ın neydi? Aynen. Yok, select'in value'sine eşitse onun name'ini ekrana basabilirim. Eğer doğru yaptıysak. Evet, doğru. Şöyle yanına da seçildi diyebilirim. Gayet eğlenceli arkadaşlar, bakın. Erkek seçildi. Belirtmek istemiyorum seçildi. Kadın seçildi. Burada yaptığımız işlem aslında şu. Bu yani bir JavaScript ya, hatta ECMAScript 6 metodu olması lazım. Ne yaptık? Options değişkeninde, JavaScript değişkeninde aradık. Ne aradık? Item dedik. Bakın bu item buradaki tüm itemları kapsıyor. Item'ın value'sü, şuradaki value'sü select'in value'süne eşit olanın, burada bunu demezsek yani şuradaki name'i kaldırırsak, bakın ona ait tüm veriyi verdim. Yani şu an ben find metodu ile erkeğin yani şu veriye ulaştım. Ben de ne yaptım? Bu ulaşmış olduğum verinin direkt name value'süne ulaşmaya çalıştım arkadaşlar. Böylece bana bulup bununla ilgili veriyi ekrana bastı. Oldukça basit ve hoş bir kullanımı var. Select'te de olaylar böyle. Lakin ben burada ya multi-select kullanırsam, yani birden fazla seçenek seçersem ne olacak? Gelelim mesela burada ve yok pardon, ne V'si? Multi-select miydi? Multiple. Evet. Multiple'ı seçtim. Evet, bakın multiple oldu. Üçünü seçiyorum. Herhangi bir işlem almıyor. Bakın hatta şunu şeye çevirelim. Direkt burada düz select'imizi görelim. Şunu bir kapatıyorum. Yani value'ümüzü görelim. Ben burada toplu seçtiğimde. Evet, süper. Bakın otomatikmen böyle bir yol aldığını bilmiyordum. Güzelmiş. Benim normalde seçili olan verim birdi, erkekti. Bakın bunu işaretlemedi. Lakin ben buradan seçim yaptığımda bunu array içerisine, artık bu multiple olduğu için bunu otomatik algılıyor ve bir array içerisine alıyor. Ve Ctrl'e basarak seçtiğimde toplu olarak hepsinin value'sünü ulaşabiliyorum. Ben veri tabanını bu şekilde kaydedebilirim. Lakin ben burada seçili olanı görebilmem için aynı şekilde benim bu select veriminde bir array olarak tanımlamam lazım. Ve ben mesela gelir burada 0, virgül 2 dersem mesela, artık bakın otomatik olarak bunları seçili olarak bana getiriyor olacak arkadaşlar. Sadece 0 yapalım mesela. Bakın seçili geldi. Bunu da seçtim, bunu da seçtim, bunu da seçtim. Gayet güzel ve hoş oldu arkadaşlar. Peki az önceki komutumuzu artık çalıştıramaz mıyız? Çalıştırırız. Zaten şu an çalışmamasının tek sebebi select'in içerisinde artık bir array'in olması. Ya tek yapmamız gereken şey bunu for ile dönerek yapalım mı? Yapalım. Bu da bir küçük örnek olarak kalsın. V4 dedim. Select item mı desek ya da singular in select dedim. Artık bakın select'i kullanıyorum çünkü bu bir array ve bu array'in içerisinde değişkenler var. Gene bir key tanımlaması yapmamız gerekiyor. Singular. Şimdi her singular'ın içerisinde ben bu işlemi gerçekleştirebilirim aslında. Options'ın içinde find yaparken select'te değil de singular'ı kullanacağız. Ve böylelikle bence bulacaktır ve bunu çoklu yapacaktır. Evet, bence doğru. Belirtmek istemiyorum. Seçildi. Doğru.
Belirtmek istemiyorum seçili. Erkek seçildi. Evet, çok doğru. Güzel oldu. İstersek şurada mesela bir tane yer atabilirim. O zaman yok. Bunu şurada atarsam olur. Hayır, olmuyor. Labels. Tamam, bunu döndürüyoruz. Seçildi. BR mi atayım? Anlamadım, burada niye bir alt satıra inmiyor? Sanırım bu label'dan kaynaklı olabilir. Span diyelim. Çünkü %100 çalışması lazım yani. Evet. Aynen, ondan kaynaklıymış. Böylece select içerisinde multiple kullanımı da başarılı şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim neye bakalım? Radyo butonlara bakabiliriz. Tamam, bunu da geçiyoruz. Label radyo buton diyelim. Şunu da bir silelim. Input type radio ve model kullanıyoruz gene arkadaşlar. Radyo olsun. Tabii value'yu da atayalım. Mesela bunun value'sü elma olsun. Hep böyle şeyler için elma kullanıyorum anlamsız şekilde. Bir tane daha oluşturuyorum. Bunun da type radio. Modeli de radio. Lakin value'sü armut olsun. Geliyorum. Radyo isminde bir değişken oluşturuyorum ve onu da null olarak tanımlayalım. Şimdi örnek üzerinden gidelim. Bakın, radyo butonlarımız bu şekilde gözüküyor şu an. Ve zaten hatamız da varmış. Duplicate keys detected diyor. Büyük bir ihtimal burada singular'dan kaynaklı. Şunu şöyle yapalım. Parantez içinde singular virgül key diyelim ve burada key'i kullanalım. Evet. Bu neyden kaynaklı görebiliyor muyuz? Hem bunları çözmemiz de sizin için daha iyi olacak. Başlangıçlarda. Bunu tanıyamadım. Yok, bunu göstermiyor. Object. Hala bir yerde. Şuradaki key'den kaynaklı aynen. Burada da aynı şekilde arkadaşlar, option'ı bir key içinde tanımlıyorum ve key'ini alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Her biri birbirinden farklı olması lazım. Key ile tanımladığımızda büyük bir ihtimalle hepsi farklı olacaktır. Evet, problemimiz ortadan kalktı. Şimdi gelelim arkadaşlar, bu radyolara birer veri tanımlayalım. Yani label tanımlayalım. Mesela bununkisi 1 olsun. Sonrasında geliyorum buraya. Label for 1 diyorum. Buna da id'si label 2 olsun. Label for
2 diyelim. Ve içlerine elma, armut değerlerini ekleyelim. Evet. Şimdi ikisinden birinden seçim yapabiliyorum. Seçtiğim değeri de bir göreyim. Şöyle bir değeri atalım şurada. Radyo diyelim ve görelim. Bakın elma geldi, seçtim armut geldi. Çok güzel. Burada arkadaşlar value üstünde ne varsa onu alıyor. Ben buraya 0, buraya 1 dersem aynı şekilde onu alacaktır. Bakın elma 0, armut 1. Başarılı şekilde seçim yapabiliyorum. Oldukça basit bir kullanımı var bunda. Radyo butonu çok da bir anlatılacak bir yanı yok. İkisine de aynı değişkeni atıyoruz. Ve hangisi seçilirse o seçili geliyor. Ben eğer gelir burada radyoyu 1 olarak tanımlarsam değişkenimi, bakın armut seçili olarak gelecektir. Bu da bu şekilde. Başka neyimiz var? Sanırım checkbox'ı anlatmadık. Checkbox'tan bahsedebiliriz. Tamam, checkbox'ı yapalım. Checkbox diyelim. Şunların hepsini bir silelim. Input type checkbox'ımızı yazıyoruz. Aynı şekilde gene V modelimizi tanımlayıp buna da checkbox diyelim. Tanımlıyoruz. Ve kapatalım. Gelelim burada. Checkbox false olarak tanımlayalım. Ve hemen denememizi yapabiliriz. Hatta burada da bir de checkbox ekrana basalım. Görelim nasıl bir işlem alıyor. False seçtim, bakın true oldu. Kapattım, false seçtim, true oldu. Yani burada Vue.js hani bizim çalıştığımız yapıyı biliyor ve veri atarken de buna uygun şekilde atıyor. Bakın burada checkbox'ı seçtiğimde false'umu true yapıyor. Ben burada direkt true tanımlaması yaparsam da zaten checkbox'ını seçili olarak getirecektir ve true olarak. Bakın mesela true geldi. Ben burada false'a çektiğimde tekrardan false'a döndüğünü görebiliyorum. Checkbox'ta da bildiğiniz üzere multiple kullanım olayı var. Hani birden fazla seçenek koyabiliriz. Bunları görelim istersek önce. Olur. Mesela şöyle diyelim. Value atayalım önce. Elma olsun. Hep de aynı örnek üzerinden gidiyorum ama basit olması için armut diyelim. Kiraz diyelim. Şimdi bunların her birine bir de label atayalım ki şöyle toplu seçersem aslında daha hızlı yapabiliriz. Label for ne deriz onlara? Tamam, şimdi hepsine elma deyip geçiyorum. Tamam. Şuraya elma diyelim. Value'sine elma dedik. ID'sine de aynı şekilde. For'u ID'den alıyor bildiğiniz üzere. Elma diyoruz. Aynı şekilde for'u armut olsun. ID'si armut, ID'si kiraz, for'u kiraz, içinde de kiraz yazsın. Label'ımızı kapatalım. Şimdi bir görelim. Evet, bakın üçü de seçili geldi. Ve birini seçtiğimde hepsi seçili geliyor. Sebebi şu, çünkü checkbox'ımız direkt true değeri atalı
Bunun yerine bunu arkadaşlar array'e çeviriyoruz. Ve array'e çevirdiğimiz anda zaten olay bitiyor. Bakın şimdi elmayı seçtiğimde bakın elma geldi. Kiraz geldi. Armut geldi. Bakın üçü de seçili şekilde burada ulaşabiliyorum. Ne ulaşıyoruz? Value'lerine ulaşıyoruz arkadaşlar. Bize value'lerini veriyor. Ve biz de bunu aynı array şeklinde veri tabanımıza gönderebiliyoruz. Oldukça basit ve kullanışlı bir kullanımı var. Bahsetmediğimiz elementlerden bir şey kaldı mı? Belki bir şeyden bahsetmek gerekebilir. Çok da gerekli değil ama gene de bahsedelim. Text array arkadaşlar. Onunla da hiçbir değişiklik yok. Hatta şurası sabit kalabilir. Şu da kalabilir hatta. Text area diyoruz ve bunun bir kapatma tag olması lazım. Text area diyoruz. Bakın aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Text area'da da aynı muhabbet. Şu an ikisini de aynı modeli tanımladığımız için name birine yazdığımızda gördüğünüz gibi hepsini manipüle ediyor arkadaşlar. Temel olarak form validation kullanım olayları da form inputlarını kullanım şekli de böyle view ile model kullanarak V modeli kullanarak anlık olarak erişebiliyoruz. Bu dersimiz bu kadarlık olsun. Bir sonraki derste görüşene dek şimdilik hoşça kalın.